O kirli de olabilir. Evet. Köyde kirlenmek güzeldir. Tamam mı oğlum? Tamam. Tamam. Evde? Evde kirlenme sen, tamam mı? Çöpleri çöpe atalım. Nereye atmışlar çöpleri babaanneciğim? Yere. Ay inanmıyorum. Ne kabuklarını atmışlar yerlere oğlum? Muz kabuklu. Nasıl? İşte yerlere Ya atmışlar bassaydın ya sokaklara. düşseydin anneciğim. İşte basmadık. İşte basmadık. Aferin sana. Çöpe atmamışlar. Hep yollara atmışlar. Anneciğim bas. Bayramın ikinci gününden herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sabah kalktık, hızlıca bir kahvaltımızı yaptık. Bulut hatta şöyle bir köy turu bile yaptı. Şimdi hava yavaş yavaş güzelleşmeye başladı. Biz de bugün badana işlerimiz var. Kayınvalidemin evini boyayacağız. O yüzden badanaya giriştik de hatta iki tane odayı boşalttık şu anda. Öyle bugün ve yarın muhtemelen badana ile geçecek bizim için. Umarım kolay olur, umarım pratik bir şekilde biter. Öyle Bulut'a sabah erken kalktı, akşam geç yatmasına rağmen birazdan onu öğlen uykusuna yatıracağım. O öğlen uykusundayken de biz hızlıca bir iki odayı hallederiz diye tahmin ediyorum. Bizden şimdilik böyle. Yavaş, dikkatli ol. Almışlar tabak. Onunla mı koymuşlar? Anneciğim elimi tutar mısın? Çamur burada biraz kaygan. Gel. Ben bakayım. Ben de gidiyorum. Tamam, dikkatli ol lütfen. Koşarak gitti hemen. Senin oyuncakların buradaymış zaten anneciğim. Buradaymış. Babaannenle mi getirmiştin bunları? Sabah mı oynadınız? Tamam. Al bakalım. Al spatulanı da al. Bulut, spatulanı alacak mısın? Spatula. Elimde al. Al. Tamam, alma. Evde boya başlayınca Bulut tek bir odada durmaktan sıkıldı. Şimdi onu parka getirdim. Öğle saati yaklaşıyor. Parkada böyle güzel bir salıncak yapmışlar sonunda. Yani burada önceden salıncaklar vardı ama sonra kaldırmışlardı parkı yenileyince. Bir salıncak gelmiş. Hatta şuraya bir tahterevalli daha gelmiş galiba. Daha güzel olmuş. Ne koysak acaba? Aldım. Burada sürekli çamurlu oynadığı için oyuncaklar bile çamurlu. Ama köyde Anne çamur var mı? çamur var mı? Bilmiyorum, yok galiba anneciğim. Çok güneş varmış ama. Anne sizde çamur var. Tamam, toprak o. Anne. Köyde olunca insan çamuru bile benimsiyor. Hiçbir şekilde tuhaf gelmiyor çocuğun çamurla oynaması. Ona dikkat etmek zorunda hissetmiyorsun kendini. Evet. Hop, kaydık. Bir daha yapayım mı? Tabii ki yapabilirsin. Hangisinden kayayım, bundan mı, ondan mı? Bence bundan kay. Evet, orası okulun camları. Hoppa. Ay. Düşüyordun de. Korktum he. Düşünmedim ki. Çok güzel.
salonun ve küçük odanın tavanları bitti. Şöyle göstereyim. Buranın da tavanı bitti. Tertemiz oldu maşallah. Şimdi artık bir mola verdik. Kapının önünde herkes Bulut'ta duymuşsunuzdur anne diye bağırıyor. Ona bir bakayım. Ondan sonra duvar boyasına başlayacağız. Bu iki odayı bitirebilirsek inşallah en azından rahat olacak bizim için. Bulut Yiğit ne yapıyorsun anneciğim? Anne. Efendim. 380 lira. Annem bana okuyor, annem okuyor. Yeni bir pasta daha mı yapıyorsun? Evet. Nil de güzel yapmış ha. Öyle yaptık, ihtimacını aldık. Anne ne? Su mu? Ben getireyim mi? Olur. Hatta şurada şişe var. Ben direkt videonun içine doldurayım. Nasıl videonun içine? Ya pestin içine doldurayım. Şöyle git gel yapmayayım. Tamam. Hop düşme. Bak 160 lira adam aldı 160 lira. Belli ki çünkü sürekli yapacağız bunu. Anne yok anneciğim ben şimdi babaya badanada yardım edeceğim boyada. O Nil'inki. Seninkini bak sen birazcık yanlış yere koymuşsun. Şöyle şuraya koyarsak daha güzel yaparsın. Daha rahat olur senin için. Güzel. Tamam. Kapatmak mı istedin? Tamam. Bulut, nereye gidiyorsun? Kayseri. Ne yapacaksın orada? Köpeği mi kovalayacaksın? Yapabilecek misin sen bu işi? Sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Ben seni parkta sallamayı düşünüyordum ama. Kovaladın mı anneciğim? Hallettin mi bu işi? Anne. Tamam. Tamam yukarıya koy bakayım. Tamam. Ama kaybetme. Seni de çekeyim mi? Nasıl yani? Annesinden mi? Sadece oturmak için. He, babaannen mi söyledi? Hayır, Nil mi söyledi? O sallanmayan tatlıvalli miymiş? Evet. Bence hiç sevgili değil. Sadece oturmak içinmiş. Oturmak için ama bank yapılır. Tatlıvalli yapılmaz ki. Bilmiyorlar galiba. Ama ablan yoruldu artık anneciğim. Çok
yumurtaları. Selam baba. Tabii. Nasıl topladın? Tavukların yanından nasıl aldın yumurtaları? Korkmadın mı tavuklardan anneciğim? Amca ne dedi sana? Yumurtaları nasıl koy dedi? Güzel güzel koy dedi. Güzel güzel koy dedi. Sen koyabildin mi peki? Ama güzel koy dedi. Bu şöyle koyma dedi, bastırma dedi. Kırmasın dedi. Tamam, sen kırdın kovaya, mı hiç? Kovaya atma dedi, yavaş koy dedi. Şöyle açılıyor, şöyle de kalan. Anladım anneciğim. Ona yaptırdı. Sevdin mi sen yumurta toplamayı? Bir tane ablasına, ablana verdi, bir tanesini sen yedirdi. Tamam, bir tanesi senin, bir tanesi de Nil ablanın. Yine geldi değil mi oğlum? Yumurta toplamaya yine gel dedi. Ne dedi? Anne bir tane yumurta kapı, bir tane daha yumurta kapı. Tamam anneciğim. O zaman hepsini sen yiyeceksin, tamam mı? Evet. Sen çok seviyorsun çünkü. Her gün bir tane bir tane yaparız sana, anlaştık mı? Ben vereyim mi? Hadi bir tanesini al. Yavaş. Hadi bakalım. Evet. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Çok güzel yumurtalar toplamışsın. Evet, mavi yumurta. O da Nil ablanınki, tamam mı? Mavi yumurtalar kolesterol düşürüyormuş. Yani kolesterol. Tamam, topladık. Hadi bakalım. Gel içeri. Bayramın 3. gününden yeniden merhaba. Bugün hava biraz serin. İçeride çekim yapmaya çalıştım ama içeride hem badana devam ediyor hem de ufak tefek tadilat işleri olduğu için matkap sesleri, çivi sesleri, bir şeyler illaki oluyor. O yüzden böyle dışarıya çıktım, dışarıdan bir konuşayım, konuşarak video çekeyim dedim. Bugün artık inşallah badana bitecek. Mutfağın son rötuşları yapılıyor. Onları hallettik baya baya. En son artık yatak odası kaldı. Bir de ufak tefek tadilat işleri kaldı. Yatak odasında 1-2 saat içerisinde bitiririz inşallah. Sonrasında da işte ufak tefek rötuşları yapıp dinlenme moduna geçeriz yine. Bulut. Bu arada tabii biz mutfağı yaparken babaannesiyle çıktı. Gördünüz zaten, yumurta toplamış kümesten. Çok mutlu olmuş. Öyle bizim için bu bayram biraz böyle badana telaşıyla geçti ama güzel oldu. Çok güzel oldu. Ev ferah oldu. Nil, sen beğendin mi evin yeni halini? Beğendim ama yoruldum. Beğendim ama yoruldum diyor. Biraz yorucu oluyor ama sonrasında temiz temiz oturmak da keyifli olacak inşallah. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in and out. Evet, akşam şu an saat 10.30. Kamerayı yeni açabiliyorum. Hülya ablalar saat 5 civarında gittiler. Onlar yarın dilin okulu olduğu için erken gittiler. Ramazan'ın işi şu an yeni yeni bitiyor. Artık son eşyaları yerleştiriyor. Bulut'u uyutalı da 1 saat kadar oldu. O dayanamadı daha fazla. Sabah 9'da kalkmıştı zaten. Onu uyuttum. O uyurken şimdi biz de bir dinleneceğiz artık. Çay falan yapacağız. Eve bu akşam mı döneriz, yarın mı döneriz daha net değil. Öyle. Yorulmuşuz. Oturduğumuz zaman daha iyi anlıyoruz. Birkaç yer kaldı böyle. Kapıları falan tam boyayamadık. Yani bir iki tane kapıyı sadece denemek için boyadık. Bir daha geldiğimiz zaman ya da Ramazan belki kapıları boyamak için tek başına gelir. Çünkü kapılara yağlı boya vurulduğu için evde istemsizce hani ağır bir koku oluyor ve bulut olduğu için de zor oluyor yani kısacası. Öyle.
Bizden bugünlük de bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.